Türk milleti için tıraş, temizlik, güzel görünme çok önemlidir. Bir an önce aslında bu koronavirüsü yenerek eskisi gibi işimizin başında olmak istiyoruz. 17 günlük tam kapanma kararı birçok küçük esnafta olduğu gibi berber ve kuaförleri de zor durumda bıraktı. Tabii ki daha hala belimizi düzeltememişken, daha sıkıntılarımızı çözememişken gerçekten berberi, kuaförü ve güzellik salonlarımızı zor durumda bıraktı. Geçen yıl 51 gün kapalı kalan esnaf, salgın süresince hafta sonları da dükkanlarına kepenk indiriyordu. Bu süreci bir yıl önce de yaşamıştık. Bir yıl öncekindeki sıkıntıyı şimdi yine aynı şekilde yaşar olduk. Üstünde hiç kul olmadıklarını gösteriyorum. Bizim makaslarımız kapanmadan beri tertemiz olarak duruyor. Geçen seneden beri kapatıldığımız için ilk başta bir iki ay kapatıldık. Ama onunla bir şekilde kredi kartıydı, büyüklerimizden destekle bir şekilde kendimizi idare ettirdik. Fakat bu seferki kapanmada kredi kartlarımız da tükendi. Hiçbir şekilde kendimize destek de alamadık açıkçası. Giderleri ve borçlarının olduğu gibi durduğunu belirten kuaför esnafı ayakta kalabilmenin hesaplarını yapıyor. Kazancı sağlarız. Yanımda 3 tane çalışan sigortalı var. 3 çarpı 1257, 1250, 3750 yapar. Bunun kirası var, Bağkur'u var, kirası var, çalışanların maaşları var. Kredi kartlarımız da artık patladı diyelim. Geçinecek halimiz kalmadı. Ödemeler ve kredi ödemeleri tam bu zamanda bizi bekliyordu. Ama gelin görün ki biz hükümetimizin bize gönderdiği genelgeyle ilk kapatan esnaflardanız. Yıl boyu gözü bayram arefelerinde olan berberler bu bayramda kapalı olmaktan şikayetçi. 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü öncesi ve arefe günü ustura ve tıraş makinelerini ellerine almak istiyorlar. Çok talep geliyor. Bayram tıraşını hem vatandaşımız istiyor hem berberimiz de yapmak istiyor. Yarın berberler kuaförler günü. Sonuç itibariyle berber mutlaka arefe günü, arefe giden bir gün önce dükkanında olmak zorunda. 2 günde olsa dükkanlarımızı açalım diyorum.